El Yazısı Elif Neslihan Güney Karanlık, soğuktan donmuş, ıssızlıktan bıkmış sokaktan hızlı ama sessiz adımlarla geçtim. Terk edilmişliğe alışkın bu sokağı kirli bir ampulden sızan ışık aydınlatıyordu. Caddedeki evler pek yüksek değil, pencereleri de küçüktü. Hava karardığı anda çocuk yetişkin demeden herkes evine çekilir, kapılarını dışarıdakilere sıkıca kapatır, Pencerelerini soğuğa karşı mühürlerlerdi. Yaşlı ağaçlar yol kenarını sahiplenmiş, dalları ve birkaç yaprağı soğuktan hareketsizleşmişti. Gökyüzü yıldızsız, ayı da karanlık bulutlar kapamıştı. Galiba bulutlar hep aynı yerde. Ayın önündeydiler. Her nefes alışımda içimde bir ürperti, bir üşüme oluşuyordu. Çok dolanmadan kaçmak istercesine hızlıca çıkıyordu aldığım nefes. Adımlarımı bir an önce eve varmak için daha da hızlandırdım. Rüzgara karşı yürüdüğümden bacağımdaki kaslar ağırlaşmıştı. Sadece ciğerlerimi değil, tüm vücudumu sarıyordu esen soğuk. Ne montum, ne yün şalım ne de şapkam engelleyebiliyordu buz gibi havanın iliklerime sızıntısını. Ağaçların siyah dalları sallanıyor. Rüzgar kuvvetini artırıyor, bir fırtınaya dönüşüyordu. Sonunda nefes nefese kalıp tahta dış kapıya varmıştım. Fazla beklemeden buz gibi havada hareket yeteneği paslanan parmaklarımla uygun anahtarı bulup kapıyı hızlıca açtım. Tahta kapıyı arkamdaki keskin havayı dışarıda bırakmak için aceleyle örttüm. Ellerimi ovuşturup ağzıma götürüp nefesimle ısıtmaya çalıştım. Posta kutusundaki üç zarfa aldıktan sonra ahşap merdivenlerden üç kat çıktım. Her basamakta çıkan gıcırtı sesi kulağıma hoş gelmese de alışmıştım artık. Komşular da bu saatte geldiğimi biliyordu. Eve girer girmez elimdekileri oturma odasındaki sehpanın üstüne bırakarak ceketimi, şalımı, şapkamı gardroba düzensiz bir şekilde astım. Üstümü değiştirip yün hırkamı giydim. Mutfağa girip dünden kalan makarnayı ısıtıp üstüne de aldığım hazır sostan döktüm. Hızlıca karnımı doyurdum. Bulaşıkları masada bıraktım. Nasıl olsa sonra toplardım. Oturma odasına geçip lambayı açtım. Sehpanın üstündeki mektupları elime aldım. İlki telefon faturasıydı. Açmadım. İkincisi sigorta reklamıydı. Açmadan çöpe attım. Elimdeki son zarfa baktım. El yazısıyla ismim yazılıydı. Yüreğime bir sızı saplandı. Gönderenin ismi yoktu ama yazı tanıdıktı. Şaşkın bakışlarımı beyaz zarfın üstünde gezdirdim. Yıllar sonra mümkün müydü? Gerçekten ondan olabilir miydi? Elimdeki zarfı kafamı iğneleyen sorularla tahta sehpanın üstüne bıraktım. Açasım yoktu. Korkuyordum. İçim sıkılmış. Ruhum kaçacak yer arıyor. Bir yolunu bulsa hemen gidecek de o yolu bir türlü bulamıyordu. Kendimi yeşil koltuğa bıraktım. Gözüm zarfta. İsmimi güzel yazmış diye düşündüm. Özenerek sanki. İyice meraklanmıştım. Ya kötü bir şey yazılıysa, ya korktuğum başıma gelirse, ya aradığımı bulamazsam mektupta? Sorular rahat bırakmayacaktı beni. Koltuk beni iyice çekmişti içine. Aklıma gelen düşünceler o kadar ağırdı ki, istesem de kalkamayacak gibiydim. Endişelerim aklımı tırmalayarak kalbimi soluksuz bırakıyordu. Kendimi toparlayıp zarfı açmam gerektiğini biliyordum. Nereye kadar kaçabilirdim ki? Nereye kadar kaçabilirdim ondan? Acaba mektup ondan mıydı? Evet, yazı onundu. Ya ondan değilse? Zarfı açmalıydım. Öğrenmeliydim. Koltuktan kurtulmam gerekliydi tüm kaslarımı çekim kuvvetine karşı kullanarak koltuktan zar zor kurtuldum. Ayağa kalktım. Alnımdan süzülen ter damlalarını ellerimle sildim. Gözlerimi sımsıkı kapattım. Aklımı kötü düşüncelerden kurtarmaya, dudaklarımdan yayılan titrek sesle kendime cesaret vermeye çalışıyordum. Gözlerimi yavaşça açtım. Sehpaya doğru ilerleyerek titreyen elimi uzatır gibi oldum. Güçsüz ellerimle ve ince bileklerimle tutamam, yapamam ki.'' Gözlerim göremez, okuyamaz, kulaklarım sesini işitemez. Geç kaldım, hem de çok. Bu mektubu açmakta bile geç kaldım. Kalbimin çarpıntısı gitgide arttı. Cesaretimi apar topar toplarcasına mektubu elime aldım. Zarfı bir hışımla açtım. Kaldım. Öylece kaldım. Cesaret kırıntıları damarlarımdan bir yolunu bulup kaçıyordu. Gözüm dolmuştu. Elimdeki zarf gitgide ağırlaşıyor, taşınmayacak hale geliyordu. Sonunda ince bileklerim, güçsüz parmaklarım dayanamayıp bıraktı. Halının üstünde açılmış zarf duruyordu öylece. Kalbim çırpınıyor, içim sıkılmış. Boş boş bakıyordum zarfa. Niye bu kadar zor diye düşündüm. Dışarıda fırtınanın gürültüsü, evin önündeki ağacın dallarının cama tıklaması cesaretlendirmek istiyordu belki de beni. Rüzgarın uğultusu, odadaki sarı lambanın ışığı hepsi mektubun okunmasını bekliyordu. Yerimden kıpırdayamıyordum. Belki de hareket etmek istemiyordum. Orada öylece kalmak istiyordum. Sonsuza kadar. Hiçbir şey değişmesin. Her şey olduğu gibi kalsın. Ne daha iyi, ne daha kötü olsun. Zarf hiç gelmemiş olsun. Gözlerimi zarfın hapsinden zar zor kurtardım. Karşımdaki duvara baktım. Ölüm kokusu saçan resimlerle, kitaplarla dolu bir duvar. Bir tane de küçük bir ayna. Aynada kendimi gördüm. Kendimi korkutucu buldum ama bakmaya devam ettim. Zehirli dudaklarımı, kör gözlerimi, dağılmış saçlarımı, kırışmış cildimi gördüm. Değişimden kaça kaça bu hale gelmiştim. Sonu nasıl iyi olabilirdi ki? Korkularıma yenik düşerek, ondan kaçarak en büyük hatayı yapmadım mı? Titrek ellerimle yerdeki zarfı kaldırdım. Gücümü toplayıp belki son cesaret esintisini içime çektim. Zarftaki mektubu çıkardım. Aç gözlerimi ilk sözcükle doyurdum. Sevgili. Yüreğime saplanan sızı derinleşmişti. Ne güzel bir sözcük, ne güzel bir el yazısı. Harflerin sağ tarafa yatışı, yumuşaklığı, narin elleriyle kalemi tutuşunu, harfleri teker teker kağıda yazışını hayal ettim. Demek ki hala sevgiliydim. Gözlerimde biriken yaşlar mektuba birer birer damladı. Mektubun kokusunu içime çektim. Gerilen kaslarım gevşedi, titreyen dudaklarım sustu. Kalbim sakinleşti. O da sessizleşti. Dışarıdaki fırtına dindi. Mektubu katlayıp göğsüme bastırdım. Okumaya devam etmedim. Bir kelime yetmişti geçen zamanın hasretini dindirmeye. Aynada kendimi gördüm. Zehirli dudaklarım, kör gözlerim, sağır kulaklarım sonunda törpülenmişti. Kuru gözlerim ıslaktı. Yanaklarım pembeleşmiş, dudaklarımdaki titreklik gitmiş. Yerine bir gülümseme gelmiş. Dünya durmuştu. Arkamı döndüm. Camdan dışarıya baktım. Ağacın dalları arasından uzun süredir bulutlarla kaplı ayı görebildim. Elif Neslihan Güney, 1992'de Münih'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Münih'te tamamladı. Ludwig Maximilians Üniversitesi'nde Orta Doğu uzmanlığı ile Almanca Dil Öğretimi Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede şu an bilişsel ve kültürel dil bilimi alanında yüksek lisans yapıyor.